Hulya Öztürk. Şimdi bizimle birlikte yanında da kameraman Onur Özel var. Şimdi ikisinin benim için yerleri ayrı. Ben çünkü Fulya'nın stajyerliğini biliyorum. Aynen. Başladığı günleri biliyorum. Onur'un da hemen hemen öyle. Ama Onur'un da abisiyle biz iş arkadaşıydık. Onunla da birlikte çalıştık uzun süre. Ellerinize sağlık öncelikle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nusaybin zor bir alan çalışmak açısından. Çünkü oraya da habire havanlar yağıyor. Evet. Ve devam da ediyor gibi görünüyor. Ya senin daha evvel Zeytin Dalı'ydı değil mi? Zeytin Dalı harekatında. Ne kadar kaldın orada? Yine kameraman arkadaşım Onur'la beraber bir ay, yaklaşık bir ay. Afrin'e de gittik, sınırın öbür tarafında da görev aldık. Bir ay gibi bir süre evet geçirdik orada. Peki Afrin'de ilk tecrüben değil mi Afrin? Afrin evet. Gidiyorken ilk ne düşünüyordun? Ne hissediyordun? Aklında ne gibi sorular vardı? Endişeli miydin? Korkuyor muydun? Aynısını sana da soracağım Onur. O yüzden birazcık tamam. Sen de kafanda toparlamaya çalış. Ya şimdi Deniz abi sen beni tanırsın. Ben böyle çok hareketli bir insanımdır. Böyle çok enerjik bir insanımdır. Ve heyecanlıyımdır. Ve haberciliği gerçekten çok yürekten yapmaya gayret ediyorum. Biz Onur'la Zeytin Dalı Harekatı'nı başladıktan bir ay sonra veya üç hafta sonra gittik. Önce Hatay'a, Reyhanlı'da görev aldık. Sınırda takip ediyorduk. Daha sonra Cinderes bölgesine girdik. Hatta o bölgeye ilk girenlerdendik Onur'la beraber. Tabii ki ne olacak, ne bitecek bir tedirginlik haliyle olmuştu. Ama çok büyük bir tecrübe, çok önemli bir tecrübeydi benim için. Daha sonra Afrin temizlendikten sonra teröristlerden yine orada da haber çalışması yapmak için gittim. Genç bir gazeteci, bir kadın gazeteci olarak bu tarz yerlerde olmaktan dolayı, çalışmaktan, mesleki tecrübe açısından çok çok önemli. Ben hala kendimi yetiştirmeye, geliştirmeye çalışan birisiyim. Senin de desteğini hiçbir zaman unutamam. Hep Deniz abi bana onu söylemek istiyorum. Bir şey oldu, abi oldu mu? Beğendiniz mi? Ne yapmam gerekiyor? Eksik ne var abi? Deniz abi bana tüm dürüstlüğüyle her zaman destek olduğun için ben ve burada beraber aynı çatı altında olduğumuz için ayrıca hani gurur duyuyorum. Desteğin benim için çok özeldir. Onu da söylemek isterim. Utandırdın şimdi beni. Öyledir ama. Teşekkür ederim. Onur sen? Benim yani Fırat Kalkanı'ndan beri sürekli gelir giderim bölgeye. Fırat Kalkanı ilkti değil mi? Yanlış evet. Hatırlamıyorum. Evet. Sonra Zeytin Dalı. Zeytin Dalı'nda var mıydı? Vardı. İşte yaklaşık bir ay Fulya ile birlikte sonra, çalıştım. Sonra hendek operasyonlarında? Yok orada yer almadım. Orada yer almadın. Evet. Ondan sonra yani tüm onlardan sonra katıldığın, yer aldığın, dahil olduğun, takip ettiğin, izlediğin, haber gelişmelerini aktardığın yer burası oldu. Evet. Şimdi biraz izlenimlerini bize anlatsana Fulya. Nusaybin'de. Evet. Az önce yine biz bir zaten yoldan geliyoruz Nusaybin'den. Buradan 3,5 saatlik bir uzaklıkta bir yer. Son yayınımızı yaptık 19'da. Hemen yola çıktık. Buraya geldik bu yayına. Nusaybin'de nasıl bir manzara var? Tabii ki çok sakin. Yani o Süleyman Soylu gelmişti dün Nusaybin'e. Kendisi söyledi zaten. Nusaybin'e 3 günde 300 havan mermisi düştü, isabet etti. Gazeteciler hedef alındı, birçok arkadaşımız. O otelde ben yoktum. Çok sayıda meslektaşım hedef alındı. Şimdi tabii sakin, vatandaşın bir tedirginliği var. Evlerinden ayrılanlar var. Bir sakinlik hakim. Bugün çok sakindi. Bugün de sabahtan beri Nusaybin sokaklarını gezdik. Sakin bir hava vardı. Sınıra da gittik, sıfır noktasına. Orada da sakinlik vardı. Ama şunu söylemek istiyorum. Biz son yayınımızı yaparken buradan Nusaybin halkına da Onur'la beraber çay için, çorba için, yani o kadar ilgi, birbirimizle bir dayanışma, bir birlik, beraberlik vardı. Hakikaten ben hatta dayanamadım. 19 yayınında dedim ki Zeynep Özya, o spiker arkadaşım, Fulya haleti ruhiyeleri nasıl oradaki insanların diye sordu. Dedim ki bugün moraller yüksek. Hani tabii ki insanlar tedirgin. Yani teröristler tarafından hedef alınıyor. Yani tedirgin olunmaz mı yani? O ortamda sokakların boş olduğunu anlatırken, insanların haleti ruhiyelerinden bahsederken, bir de çaydanlıkla, inanın apartmandan inmişler. Ayrılmayan da çok insan var çünkü. Çaydanlıklar, bisküviler, çerezler, bir sürü şey getirdiler. Sonra bir ambulans şoförü dönüyormuş.
yolda durdu. Ya dedi, biz sizleri izliyoruz hep burada, nasıl sevindim, bir çay ikram edelim, bizim oraya götürelim falan. Böyle de bugün moraller yüksekti, o ilgileri alakalara, birbirimize gerçekten desteğiz, halkta, gazetecilere de öyle. Yani ama tabii ki zor bir coğrafya Nusaybin. Dönenlerin olacağı söyleniyor. Vatandaşlarda ama çoğu insan da şunu söylüyor: ben gitmem, ben burada kalacağım, ben evimi bırakmayacağım diyen çok sayıda insan da var. Bugün sanki bazı ailelerin döndüğü de, hani bir iki gündür sakindi çünkü Nusaybin, bazı ailelerin tekrar evine döndüğüne dair bir bilgi geldi bana. O şekilde biz orada olacağız zaten. Bizim görev yerimiz şimdilik orası, Nusaybin'de olacağız. Bakalım. Bir kere tabii öncelikle senin şahsında burada görev yapan, yapmış olan, hali hazırda yapmakta olan, yapacak olan bütün kadın gazetecileri tebrik etmek istiyorum. Çünkü işte şimdi bulunduğumuz sosyal durum, toplumsal durum, kültürel durum hepsini üst üste koyduğumuzda sizin işiniz, sizlerin işi erkek gazetecilerden tabii birkaç kat daha zor. Tabii. Yani o hani savaş, çatışma ortamında bulunuyor olmaktan bahsediyorum. Normal zamanda da zaten çok zor. Yani o cam tavan meselesi var ya, o her zaman kafanızın üzerinde maalesef öyle. Onun farkındayım. Ama yani bir kadın gazeteci olarak hani bunun cinsiyetçi bir soru olduğunu biliyorum. Bilerek soruyorum özellikle. Niye? Cevabını duymak için. Korkmuyor musun? Çekinmiyor musun? Endişe etmiyor musun? Korkmuyorum. Asla. Hiçbir kere yani o konuda. Ben zaten galiba Türkiye'nin son 6 ayındaki galiba tüm afetlerinde habercilik yaptım. Türkiye'nin farklı illerindeki afetlerde, yani bu arazi ortamlarında sağ haberciliği yaptığım için zaten biraz da ruhum da buna çok uygun olduğu için herhalde benim korkmadan gayet cesaretli bir şekilde bu mesleği yapıyorum. Çok da mesaj geliyor Deniz abi, onu da söylemek istiyorum. Çok öğrenci mesaj diyor: abla çok örnek oluyorsun, abla gerçekten yani idolümüzsün, örnek oluyorsun diyen çok genç oluyor. Bu da beni çok gururlandırıyor açıkçası. Yani meslektaşlarıma, gencecik böyle genç arkadaşlarıma, özellikle kadın arkadaşlarıma örnek olabiliyorsam bu çok özel bir şeydir. Çok da mesaj geliyor hakikaten. İlham oluyorsun, örnek oluyorsun diyorlar. O yüzden ayrı bir gurur. Ama hiç korkmadım, hiç çekinmedim. Bazen yeri geliyor kameraman arkadaşlarım: Fulya bak, sakin ol, dikkatli ol, yaparız abi, ederiz abi. Tabii ki can güvenliğim o kadar da, hani bir şuursuzca hareket etmiyorum tabii ki. Yani yanımdaki arkadaşlarımı da takip etmem lazım. Çoğu zaman böyle belki sen öyle düşünmeyebilirsin ama ya habercilik de öyle bir şey, bir de benim ruhum da öyle, sen de çok iyi biliyorsun aslında. Ben böyle hani böyle çok hareketli bir insan olduğum için ama gerçekten hiç korkmuyorum, hiçbir zaman da çekinmiyorum yani. Onur, nasıl hazırlanıyorsun böyle süreçlere? Ondan önce müsaadenizle ben bir araya hocam gireyim. Şimdi tabii pek çok çatışma ortamları gördüm, katıldık ve akademik olarak da kadınların duygu durumlarının çatışma ve stresli zamanlarda daha çabuk kontrol altına, daha çabuk ve daha etkili kontrol altına alındığı psikolojik olarak bilinen bir gerçek. Yani sen pozitif ayrımcılık bağlamında söyledin ama bunun zaten doğasında var. Yani bayanların, kadınların bu duygu durumlarını çok kısa sürede ve etkili bir şekilde kritik zamanlarda kontrol altına alabildiğini hem akademik olarak biliyoruz hem de Güneydoğu'da özellikle çok net tecrübe ettik. Gerçekten inanılmaz şekilde. Dolayısıyla aslında bu tür ortamlara kadınların daha başarılı olmasının belki de bir yönü de bu. Burada da çok var kadın gazeteci. Tabii, çok Nusaybin'de de, bu alanda da. Evet Onur. Bence sürekli hazırım. Ama nasıl hazırsın, biraz onu anlat. Yani o kafa nasıl o noktada olabiliyor? Bir onu anlat bize. Ondan sonra da yani biz Eray Hoca ile biraz konuşuruz. Sen de o sırada hangi türküyü söyleyeceksin? Onu biraz bize düşün. Ayrıca benim de sana sorum olacak Deniz abi. Tamam, daha olur. Sonra. Olur tabii ki. Başüstüne. Daha önceden edindiğiniz tecrübeler oluyor zaten. Hani yani hava durumundan kaç gün kalacağınıza, işte o günde hava şartları nasıl olacağına, işte kendinizi nasıl koruyacağınız, bunları tekrardan hani sıfırdan düşünerek, bir öncekinde yaptığınız bir yanlış var mı? Bu yanlış tabii iş anlamında değil, kendi can güvenliğiniz, ekip arkadaşınızın güvenliği açısından bunları düşünerek hareket ediyoruz. İşte bir önceki
Zeytin Dalı'nda Fulya ile beraberdik. Cinderes'e gittik. Bir anda kendimizi sıcak çatışmanın içinde bulduk. İşte doğru. O esnada evet. Hem görüntü vermem lazım, hem işte merkeze haber hazırlamamız lazım. Kendi can güvenliğim var. Aynı zamanda yanımdaki arkadaşımı düşünmem lazım. Aynı şekilde Fulya da bunları düşünüyor esnada falan. Bunları yani hazırlanarak nasıl sıfır hatayla, yani kendimi koruyarak, arkadaşımı koruyarak ya da işime sahip çıkarak diye her seferinde düşünerek hareket ediyoruz. Ya bir de herhalde refleks, yani Deniz abi bir refleks oluyor. Yani o anda zaten böyle profesyonel düşünüp hareket ediyorsun. Yani o mesleğin artık o yani veya evet refleks oluyor galiba. Artık düşünmeden hareket etmeye başlıyorsun ve doğru hareket ediyorsun. Çünkü geçmiş tecrübelerden beyinde bir birikim oluşuyor. Şimdi sizin bir görüntünüz var. Ben bir o görüntüyü bir getireyim ekranlara. Yaklaşık 30 saniyelik bir görüntü. Onur'la senin. Gene yani silah seslerini vesairenin geldiğini. Bir ona bakalım hep beraber. Ne oldu? Dışarıda vermedi. Silah sesi geldi. Tamam. Çıkmayın diyorlar. Çıkmayın diyorlar. Ya bir sesi geliyor. Evet. Ben size az önce de söyledim ya yayın esnasında. O Onur. Onur uzaklaşalım. Onur. Sokak boşaldı hemen. Biz de şöyle bir daha emniyetli bir yere geçelim. Sesler duyuyorum çünkü Onur. Yayın öncesinde de duymuştuk bu sesleri. Hatırlarsın. Mermi sesleri. Şimdi siz muhtemelen orada neler konuşuyordunuz onu çok hatırlamıyorsunuz ama ben iki tane kilit cümleyi söyleyeyim. Kurşun sesleri geliyor. Onur dikkat et. Onur gel buraya. Onur diye. Sen bağırıyorsun. Onur çekmeye devam ediyor. Önce sana sorayım sonra sana sorayım. O anı bir anlatsanız. Ben o anda hatırlıyorum. Onur ben arkadaydım gözükmüyordum. Onur kamerayla çekiyordu kapının oradan. Ben hatırlıyorum böyle Onur'u çekiştiriyorum. Mikrofon elimden böyle çekiştiriyorum geldiği. Böyle yapıyor bana. Onur diyor hani böyle o anda da bir yandan yayın canlı yayın gidiyor. Bir yandan adamı böyle çekiyorum gel diye. Böyle yaptı bana. Hani ben emniyetliyim sen git demek istedi herhalde o anda. Böyle yaptı. Ben de gittim arkaya. Yani beni rahat bırak demek istedi. Beni rahat bırak demek istedi. Ama aklıma dedim Onur gel diyorum yani orada. Sen şu anda Onur kapının ağzındasın. Evet. O demir görünen demir kapının kenarındasın. Aynen. İleriye doğru zooming giriyorsun. Evet. Ne yapıyorsun? Niye Fulya'ya git dedin? Bir anda zaten mesela o sokak kalabalıktı. Bir anda sakinleşti o. Bomboş. Tabii silah sesleri gelince. O esnada gel derken ben de yarımdaki insanlardan yani dışarıdan kaçıp gelip hani saklanmaya çalışan insanlardan nereden ateş açıldığını öğrenmeye çalışıyorum ki hani ona göre bir yer alayım. Önce kendi güvenliğim. Ondan sonra görüntü vereyim derdindeydim. Fulya'ya o yüzden bir sakin ol dedim. Sen geri çık. O yayındayken biz el kol hareketleriyle tabii bunu anlayabiliyoruz. Dur şimdi merak ettim senin bana soracağın soruyu. Yani bize şunu ben de merak ediyorum. Hani bize soruyorsun bir meslektaş olarak, bir meslek büyüğüm olarak. Estağfurullah. Eşinle de burada karşılaştınız. Evet. Bir araya geldiniz. Evet. Çok enteresan bir meslek hakikaten. Evet. Sevgili büyüğüm Ece Üner'le beraber. Çok başarılı haberci kendisi. Bir fotoğraf gördüm de bugün. Yine diğer kanal Show TV'deki bir muhabir arkadaşım. Ya bak dedi çok enteresan değil mi dedi. Canlı yayın aracında Ece ablayla Deniz abi dedi. Burada buluştular dedi. Mesela çok duygulandım. Değişik hissettim. Sen ne hissettin Deniz abi onu merak ettim. Ya şöyle yani onun buraya geldiğini, Ece'nin buraya geldiğini öğrendiğimde işte yayınımı bitirdim. Bizim ilk gündü, Perşembe günüydü. Onlar Cuma akşamı sonra İstanbul'a döndüler. Yani iki gün kaldılar burada ekip olarak. Yayınımı bitirdim. Yani hemen ilk yaptığım işlerden bir tanesi atlayıp onların canlı yayın noktalarına gitmekti. Evet. Şimdi daha önce konuşuyorduk işte diğer haberci arkadaşlarla da ailen ne söylüyorsun, ne yapıyorsun, nasıl şey yapıyorsun. En sık söylediğimiz yalanlardan bir tanesi muhtemelen siz de söylüyorsunuzdur. Biz iyiyiz, bizim olduğumuz tabii, yerde bir şey tabii, yok. Aman merak etmeyin, tabii ki dikkat ediyoruz kendimize. Sözü. Şunu fark ettim ki ikimiz de birbirimize aynı şeyleri söylüyoruz. Ya. Yani sonradan hani o döndükten sonra bana ya
yaşadıklarını anlatıyor. Ya işte bizim de tepemizden geçti, bizim de biraz ilerimizde havan mermisi patladı. Hani bir an tabii gelmeden önce biz de konuşuyoruz. Dikkatli ol. Planlamalarımızı yapmaya çalışıyoruz. Nasıl davranılır, ne yapmak gerekir? İkimizin de çok yakından bildiği konular, çok yakından bildiği ilkeler, düsturlar olmasına rağmen o düsturları ve ilkeleri bir kere daha gözden geçirmek. Yapacağımız her işte, hangi işe gidiyor olursak olsun, ya bu ille de bir çatışma olmak durumunda değil. Önemli bir röportaj olabilir, özel bir şey olabilir. Karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunup birbirimize tavsiyelerde bulunuyoruz. O da çok tecrübeli, deneyimli bir gazeteci. Kesinlikle. Yani neredeyse onun da mesleki deneyimi 20 yıla dayandı. Daha önceki şeylerini de düşünürsek belki onun da biraz üzerinde bir zamandan bahsediyoruz. Fakat daha sonra döndükten sonra işte konuştuğumuzda söylediğinde işte şu oldu bu oldu vesaire şeyi düşünüyorum. Yani niye kendine dikkat etmedin diye kızmalı mıyım? Değil mi? Yani hangi... Ya da sen yalan söyledin diye. Hayır, çünkü ben de aynısını yapıyorum. O da hani kızayım mı diye düşünüyorum. Niye hani kendine dikkat etmiyorsun diye söylüyorum da bunu. Söylediği tek şey... Yani habercilik bu. Sen de aynısını yapıyorsun ve sen de aynısını yapacaksın. Sonra duruyorum. Evet, ben de aynısını yapıyorum. Ya dediğim gibi işte aynısını yapıyorum. Mesela şu an işte konuşuyorduk. Benim de aklımdaki tek düşünce acaba Tel Abyad ve Rasulayn'a nasıl girebilirim? Oradan ilk görüntüyü geçen ben olabilir miyim? Bunu başarmanın yolu nedir? Acaba oradaki kontaklarım, network'üm duruyor mu? Hala yerinde mi? Değil mi? Diye düşünüyorum. Dolayısıyla işte habercilik böyle bir his. Şimdi bunu da şunu da söylemek istiyorum. Yani bunu bir fedakarlık, özel bir iş, özel bir durum, övgü beklenilen bir şey olarak biz hiçbir zaman yapmadık. Bizim bu, biz kamu görevlisiyiz. Evet, kesinlikle. Temelde işimiz bu. Kamu görevlisi olarak davranıyoruz. Bunu yapmaya çalışıyoruz ve kamu görevlisi olarak görevini düzgün, iyi yaptığın için, olması gerektiği gibi yaptığın için övgü almak bana açıkçası çok doğru gelmiyor. Daha doğrusu o övgüyü kabul etmek. Tabii ki insanlar teveccüh gösteriyorlar. Onlara çok büyük saygılarımızı, sevgilerimizi iletelim. Sadece kendi adıma değil, bütün ekip arkadaşlarım adına. Evet. Yani biz burada kameraman arkadaşlarımızı ve muhabir arkadaşlarımızı ağırladık. Onlarla konuştuk ama yani birazdan göreceksiniz. Ben hepsini davet edeceğim buraya. Hepsinin burada görünmesini istiyorum. Canlı yayın aracında çalışan arkadaşlarımız, yönetmenimiz, sesçimiz, kameramanlarımız. Evet. Yani biz burada oturuyoruz. Onlar da bizimle birlikte bizim çektiğimizden daha büyük bir çile çekiyorlar. Daha çok emek koyuyorlar ortaya. Övgüleri biz alıyoruz. Dediğim gibi hak etmiyoruz övgüleri ama o övgüler asıl onlara ait. Onu da söyleyelim. Müsaadenizle ben bir şey ilave edeyim. Hocam. Yani türkü düşünüyorsun burada. Türkiye'ye zaman kazandırmaya çalışıyorum aslında. Şimdi hakikaten yani burada pek çok ihtiyaç var. Çok ani gelişen ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Hem yayın açısından hem de bizler açısından. Yani ben de arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum ama bunun yanında iki gündür işte gerek Akçakale'de geziyoruz, Urfa'da geziyoruz. Sizin Nusaybin'de gördüklerinizi inanın burada da aynı şekilde görüyoruz. Ya inanılmaz anekdotlar yaşadık yani. Şu iki günde inanılmaz anekdotlar. Yani bu vesileyle burada bu kadar yüreği temiz, misafirperver, güler yüzlü Akçakale halkına, Şanlıurfa halkına, gerçekten bu güzel insanlara aslında onlar övgüyü hak ediyorlar. Bize burada destek de veriyorlar, gelip de yanımızda da duruyorlar. Yani çay servisinden tutun da böyle karşılıksız neler neler, gerçekten Akçakale halkına ve Şanlıurfa halkına, bu güzel insanlara bir kez daha ben de teşekkür etmek istiyorum. Bir şey söyleyecek gibi oldum Fulya, o yüzden böyle bir durdum. Yok, hayır. Peki Eray Hocam, bir şey sorayım. Yani artık biz de programın sonuna doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Az bir vaktimiz kaldı, 10-15 dakika gibi bir vaktimiz kaldı da. Şimdi Tel Abyad ve Rasulayn'a girebilir miyiz biz? Tecrübeleriniz ne diyor? Ne kadar zamanda gireceğiz? Birkaç gün içerisinde gireceğiz gibi görünüyor. Tamam, yani gazeteciler olarak. Çünkü öyle mi? Şöyle, dediğimiz gibi baştan da harekatın temposu ve hızı tahmin ettiğimizden çok daha süratli gelişti. Bu da işte aldığımız bilgileri değerlendirdiğimizde kontrol etmek çok uzun süre almayacaktır diye düşünüyoruz. Burada işte özellikle yerin altındaki o menfezlere vesaire girildikten sonra tamam, onları çıkaramazlar. Yani o kadar kısa sürede belki tamamen tuzaklayamazlar ama en azından terörist var mı yok mu onu anlarlar.
temizlendiği kanaati getirildikten sonra da tahmin ediyorum Genelkurmay Başkanlığımızın izniyle ya da Milli Savunma Bakanlığımızın izniyle gazetecilerin bir bölümü oraya belki toplu olmayacaktır ama götürülecektir. Oradan çünkü gerçek görüntüler alınıp hem Türk kamuoyuna hem de dünya kamuoyuna yansıtılır. Bu çok önemli. Çünkü demin de söyledik. Yani Türkiye'ye karşı çok haince bir algı operasyonu yapılmaya çalışılıyor. İşte çeşitli makyajlanmış ya da işte monte edilmiş görüntüler, resimler aktarılmaya çalışılıyor. İşte burada Türk gazetecilerin öncelikle girip oradan eş zamanlı görüntüler alması bir ihtiyaç. Yani bu ihtiyaç, bu ihtiyacın farkında olduklarını da biliyorum. O yüzden ilk güvenlik en azından belli bir bölgede sağlanır sağlanmaz muhtemelen bu da bir iki gün içerisinde maksimum üç günü bulur mu bilmiyorum. En azından belli yerlere Türk gazetecilerin götürüleceğini düşünüyorum ki işte CNN Türk'te bunlardan bir tanesi olacaktır diye değerlendiriyorum. Umut ediyoruz bakalım hangimiz olacak. Şimdi de kendi aramızda rekabete başlarız acaba hangimiz gideriz diye. Peki ya son olarak da size şeyi sormak isterim ben. Son olarak dediğim bugün itibariyle daha çok konuşuruz umut ediyorum. Membiç meselesi. Şimdi işte bir de PYD-PKK terör örgütünün rejim ile anlaşma çabaları vesaire. Onu çok kısacık konuştuk programın biraz başında da. Onu, onunla ilgili birkaç bir şey söylemek gerekiyor. Ya şöyle bir kere rejimin bölgedeki Türk askeri varlığına karşı hani bir gücü söz konusu değil. İkincisi 16 Eylül tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı bu şekilde çok net ifade etti. Eğer tutar rejim bir daha bizim unsurlarımıza karşı bir şey yaparsa hani gereğini yaparız ve bu konuda da Rusya ve İran Türkiye'ye garanti verdi. Yani hayır. Dolayısıyla burada tabii rejimi tek başına hareket eden bir aktör olarak ben görmüyorum. Burada tabii Rusya ve İran'la Türkiye'nin bir mutabakatı var. Yani Fırat'ın batısında Rusya ve İran'la bir mutabakat var ve bu mutabakat çok önceden başladı. Ve bu konuda da çok net bir şekilde Rusya'nın ve İran'ın rejimi kontrol etmek gibi bir görevi var. Yani İdlib mutabakatı hatırlarsanız bir ara bir sallantıya girmişti. İşte orada bir takım saldırılar oldu vesaire. Bu hatırlatıldı 16 Eylül tarihinde ve tam bir mutabakat sağlandığı 3 lider tarafından da belirtildi. Dolayısıyla bir gücü yok. İki, rejim tek başına hareket edebilecek bir aktör değil. Yani orada Rusya çok önemli bir parametre. Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri son derece güçlü. Dolayısıyla orada ama şunu yapabilir. Yani bir takım taktik intikaller, askeri intikaller. Yani o civarda işte bir yerden bir yere bir görüntü amacıyla. Yani ben de buradayım. Ben de işte burada Suriye'de söz sahibiyim demek için rejime ait askeri güçler belli taktik intikaller ya da manevralar, küçük manevralar yapabilir. Bunu tabii bizim ordumuz, uzmanlarımız çok net değerlendirecektir. Aksi takdirde olası bir duruma karşı da yine Milli Savunma Bakanlığımızın yaptığı geçenlerde bir açıklamada her türlü tehdide karşı tedbirlerimiz var diye bir cümle geçmişti. Bu tehdidin içerisinde her türlünün içerisinde mutlaka rejim de düşünüyordur, düşünülmüştür. Rejime karşı da ne gibi tedbirlerin hangi aşamada alınacağının planlandığını biliyoruz. Dolayısıyla rejimin tutup da bu saatten sonra özellikle Membiç özelinde buraya bir müdahalesinin ben çok da mümkün olacağını düşünmüyorum. Yine aldığımız bilgi Suriye Milli Ordusu'na bağlı Sultan Murat Tugay'ın güçlerinin Membiç'in batısından Membiç'e doğru geçtikleri yönünde. Tabii bunu teyit edeceğiz önümüzdeki saatlerde ama biraz önce aldığımız kaynaklarımızdan aldığımız, orada gelen kaynaklarımızdan aldığımız bilgi bu yönde. Şu ana kadar da hani bu haberin ötesinde şöyle bir bilgi gelmedi. Hani bunu teyit eder mahiyette. İşte rejime bağlı güçler şuraya girdi, şuraya geldi, şu noktaya yaklaştı gibi bir ne dünya basınından ne de yerel kaynaklardan böyle bir haber almadık. Ancak bu ifade edildi. Zira bunu muhtemelen PKK-PYD de yaymış olabilir. Yani rejimden değil, PKK-PYD'nin de böyle bir bilgiyi servis etme ihtimali var. Çünkü bir şekilde, daha doğrusu ellerinden ne gelirse acaba Türk ordusunu durdurabilir miyiz'in peşindeler. Ancak bu mümkün değil. Yani çok net oradaki cümleden aldığım askeri bir tedbirdir bu. Daha doğrusu askeri bir tabirdir. Her türlü tehdide karşı tedbir alacağız demek. Harekat planlarında mutlaka olası bütün riskler, olası bütün tedbirler diye harekat planlarının eklerinde bunlar yer alır. Dolayısıyla bu da düşünülmüştür. Ben özellikle Türkiye ile Rusya arasında böyle daha stratejik bir duruma
evrilen ilişkilerin rejim üzerinden artık bu saatten sonra bozulacağını pek ihtimal vermiyorum. Yine 16 Eylül tarihinde İran Devlet Başkanı Ruhani'nin orada o görüşmede ben de vardım o toplantıda, üçlü zirvede. Net olarak söylediği şey şu ve bunu Sayın Cumhurbaşkanı ve Putin de aynı şekilde mutabakattayız, destekliyoruz yani bu mutabakattayız diye ifade ettiler. Söylediği şey şu, 2022-2023 yılına kadar Suriye Anayasası revize edilecek ve bu revize edilmiş anayasa içerisinde sadece muhaliflerin değil Suriye'deki bütün grupların hakları garanti altına alınacak. Bu şu demektir. Yani o tarihten itibaren 2022-2023'e kadar muhtemelen anayasa yazım çalışması bitecek. Demokratik bir seçim yapılacak ki bu arada işte Fırat'ın doğusuna yapılan operasyon sonucu özellikle başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki Suriyelilerin oraya gelerek bozulmuş demografik yapının eski hale gelmesi, normalleşmesi ve demokratik seçimlere katılması da artık söz konusu olacak ve dolayısıyla rejim artık Suriye'nin egemen bir gücü ifadesinden değil Suriye'deki bir aktör haline gelecek diye yorumlamak bu cümleyi mümkün ki diğer iki lider de hem Sayın Cumhurbaşkanı hem de Putin aynı şeyleri ifade ettiler. Dolayısıyla bu süreç artık şunu net olarak söyleyebilirim. Özellikle Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon tamamlandığında artık Suriye için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hatta işte bugün görüyorsunuz Fransa'nın, Almanya'nın adeta konu mankenliği yapar gibi, yok silah ambargosu vesaire. Yani hala daha ortada kıta Avrupası politikalarını yansıtır, politik süreçlerde olduklarını görüyoruz. Yani bunların bile bu Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon tamamlanıp o kontrol sağlandıktan sonra bunların bile Türkiye'ye yönelik politikalarında bir paradigma değişimi olma ihtimalini yüksek görüyorum. Onur, dur sana döneceğim şimdi ben. Yok yok tamam, yani zorlamayacağım. O işin biraz esprisiydi ama şu 4-5 günlük süre içerisinde kaçırdım diye üzüldüğün, yani gerçekten şunu yapmam gerekirdi, şu eksik kaldı dediğin bir şey var mı iş anlamında? Hayır, aksine ilk olarak CNN Türk ekranlarından biz verdik her şeyi. Hem burada işte İsmail abi ve Halil'in yayını, hem Fulya ile bizim oradaki işte evin içine düşen 9 aylık Muhammed'in şehit olduğu evden, onun dışında yine şeydeki bu silah seslerinin geldiği yerden ilk yayınları 8 kişinin öldüğü yerden. Değil mi orası yine? Evet. Evet, Nusaybin'de. O anlamda hiç yok, bir eksiğimiz yok. Evet, Onur'la gerçekten öyle. Yani sahada dün akşam da öyle, biz gece 12'ye kadar Onur'la Nusaybin sokaklarındaydık. Sakin, kimse yok. Onur'la ikimiz polis ekipleriyle karşılaştık mesela. Onlar da güvenliği sağlıyorlardı. Hani her türlü tedbire karşı, hırsızlık olayları olabiliyormuş. O yüzden mesela Onur'la hemen hemen her şeyde sokakta olalım, sahada olalım şey var. Yani en geç saatte biz dönmeye gayret ettik hep. Şimdi saatlerimiz 12'ye doğru geliyor. Hı hı. Az kaldı. İşte yayını bitireceğiz birazdan. Hı hı. Yayını bitirdikten sonra siz arabaya atlayacaksınız. Hı hı. Ve doğru Nusaybin'e yine, değil mi? Hı hı. Bugün bu gece biraz buralarda olacağız. Biz yine Onur'la beraber. Bizim böyle hemen dönme gibi bir alışkanlığımız yok. Zaten onu da söyleyeyim, Onur'la beraber 3 saat mi? Biz genellikle 3 saat aynen, uyuyoruz saat Onur'la. 3 saat gerçekten, bu şaka değil, tüm samimiyetimle söylüyorum. 3 saat. Şimdi 3,5 en fazla. Akçakale'de bile dolaşacaksınız. Buralarda dolaşacağız. Bir Urfa'da aynen, bir Onur'la bir bakalım. Bir haber peşinde oralarda bir, dolaşalım acaba. Bir görelim daha sonra. Bir haber vardır diye. Var mı kafanızda peki bir plan, yani şunu buluruz, bunu bulabilir miyiz? Ya biz hedefe doğru mu gidiyorsunuz, yoksa hani böyle bir dolaşalım. Bir dolaşalım bir şey aynen. Sahada çünkü haber sokakta, haber sahada. Biz yani gerçekten öyle bir bakacağız, dolanacağız. Bu ilde de Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olmak zorunda değil. Aynen. Bugün mesela ben Nusaybin'de otururken yine bir çay ikramı bir ailenin. Ya çok gerçekten güzel insanlar. Yine bir çay ikramında bulundular bize. Orada bir abla geldi. Bir özel bir durumundan bahsetti mesela. Hemen not alıp numarasını aldım. Mesela. Tabii ki. Yani hemen abla bize derdini, sıkıntısını anlattı. Adını, soyadını, evinin yerine aldım koordinatını.
Mesela bunun gibi. Böyle şeyler oluyor mu? Yani bir habere gidiyorsun ama ya o gittiğin haber bambaşka bir yere gidiyor ya da onun çok yanında... Çok oluyor, evet. Şimdi böyle tam örneğiyle anlatamam ama çok oluyor, sürpriz. Neydi, ne oldu falan, şaşırdığım çok şey oluyor. Anladım. Bir de şey, çok ilgililer. Yani bakım halk, insanlar hakikaten bu yayınlara çok ilgililer. Hatta buralara geliyorlar işte. Evet. Şeyde, yani bizlerle irtibat kurmaya çalışıyorlar. Sizi tanıyoruz, internetten bakıyorlar. İşte sizi kim, buradaki haberciler kim tanıyorlar. Tabii, yani çok ilgililer. O ilgililer de ayrıca bir moral oluyor bize, bir destek oluyor. Onlar da bir şeyler yapmak istiyorlar, evet, sağ olsunlar. Bu sürecin bir parçası olmak istiyorlar. Evet, doğru, aynen o da çok öyle. Gurur verici yani, insanlarla bu şekilde kaynaşmak da buradaki güzel insanlarla. Güzel diyelim. Bir milletiz, hakikaten gerçekten çok öyle. Çok. Yani söylemeden edemeyeceğim, söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye çok tereddütte kaldım ama. Yani bugün restoranda siz bizim misafirimizsiniz, lütfen hesabı biz ödeyelim diyen insanlar da. Evet, yani inanılmaz çok mahcup olduk. Gerçekten bir kere daha teşekkür ediyorum. Hepsi sağ olsunlar, var olsunlar. Evet. Aynen. Saatlerimiz 23.45'e geldi. Arkadaşlar buyurun lütfen. Sevgili arkadaşlarım. Oral, sizi de bekliyorum. Arabada şu an bulunmanıza gerek yok. Her şey hazır. Kameraman arkadaşlarım. O kameralarda fix dursun. Zaten birazdan genel görüntüye geçeriz. Buyurun buyurun. Hepinizi bekliyorum. Bu arada Burak Doğan'ı da bir görmek istiyorum. Işıkların tamamı gözüme geldiği için. Çok net göremiyorum. Buyurun buyurun, hepiniz gelin lütfen. Lütfen hiç şey yapmayın. Şöyle arka tarafa doğru. Ben sadece ayağa kalkacağım. Diğer konuklarım lütfen yerinde otursunlar. Tek tek ellerinizi sıkmak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Mücahit çok sağ ol. Halil. Çok teşekkür ederim. İsmail hoş geldin. Özgen de geliyor. Hadi Eser. Buyurun buyurun. Hepinizi bekliyorum. Gerçekten gelin. Taşır taşır. Çok sağlam. Hiç merak etmeyin. Oral abiye ben gayet ayrıca iyi. Teşekkür ediyorum. O bizim çok gerçekten kahrımızı çekmiştir tüm yayınlarda. Çok sağ ol Oral. Oral öyle canlı yayınımızı yönetiyor. Efendime söyleyeyim. Evet. Mehmet bugün beni hakikaten büyük bir keyifle söyleyeyim. Hah, gel tekrar. Hoş geldin. İsmail gelsin. Başka kimse kaldı mı bakıyorum. Işıklardan göremediğim için çok bir şey söylemiyorum. Bak gelmiyorsun Eser. Melih arabada henüz. Melih de, Melih. Hadi Melih. Melih sensiz olmaz. Melih de yönetmenimiz. O da buradaki ekibin çok kahrını çekti. Birçok şey yaptı. Bu sadece yani burada şu anda ekranlarınızda görebildiğiniz isimler, arkadaşlarımız. Burak nerede? Burak Doğan'ı ben geldim abi. Yok, Melih gelmiş. Yani ondan tekrar bir kere daha özür dileyelim. Çünkü işte bugünkü setup'ımız ancak bu kadarına müsaitti. Sadece dediğim gibi burada bulunan arkadaşlarım değil sevgili seyirciler. Ekibimiz çok daha geniş. Rejideki arkadaşlarımız var. Alanın dışında Ankara'da olan, İstanbul'da olan arkadaşlarımız var. Bizi haberle, bilgiyle doyuran, habere bilgiye besleyen, uplink'teki yani bağlantıları sağlayan arkadaşlarımız var. Siz belki ekranda sadece bir iki ismi, bir iki yüzü görüyorsunuz ama o gördüğünüz yayınlar, şurada gördüğünüz ekibin belki de 2-3 katı daha kalabalık bir ekip sayesinde ekranlarınıza geliyor. Ben şöyle buradan çıkıyorum. Bu tarafa geliyorum ve bütün arkadaşlarımın önünde saygıyla eğiliyorum. Elinize sağlık arkadaşlar. Siz sevgili izleyicilerime de çok teşekkür ediyorum. Biz gene buradayız ama. Yani bugün sadece şu ana kadar neler yaşandı, kamera arkasında, sahada neler olduğu birazcık kendi dilimizde sizlere anlatalım istedik. Ama yarın sabahtan itibaren işte hepimiz koştur koştur buradan ayrılacağız. Görev yerlerimize gideceğiz. Ve yine en doğru, en sağlıklı haberleri sizlere ulaştırmak için, görevimizi hakkıyla yapmak için elimizden geleni yapacağız. Ben bir kere daha hepinize çok teşekkür ediyorum ama en önemlisi sabır gösterip bizi izlediğiniz, takip ettiğiniz için siz kıymetli izleyicilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Yayınımızı artık burada yavaş yavaş tamamlıyoruz. Yani bu yayınımızı tamamlıyoruz ama dediğim gibi sabahın erken saatlerinden itibaren gördüğünüz ve görmediğiniz arkadaşlarınızla birlikte yine burada olacağız. Hepinize iyi geceler diliyoruz efendim. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.